Ben seni bu hayatta hiç kimsenin sevemeyeceği kadar çok sevmek dışında ne yaptım? Hele bir evlenelim. O zaman her şeyin şu an göründüğü gibi olmadığını anlayacaksın. Asla. Yazık. Ali Bey'in ölmesini mi istiyorsun yoksa? Onu bırakırsan hayatım boyunca burada kalır. Bir daha da onun adını bile anmam. Siz Lamia Halevi. Sayın Ömer Abdal Cihan'ı hiçbir baskı altında kalmaksızın kendi hür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayırdır. Hayırdır. Evet. Lamia doğum yapmış. Aa. Ama erken değil mi daha? Neredelermiş peki? Hastanede. Ben şimdi oraya gidip neler yapabileceğimize bir bakacağım. Sonra da Mirza ve seninle gidip onları alacağız. Hadi, hazır mısınız? Fazla zamanımız yok, hadi. Bebeğimiz ne olacak Ali? Cem ve Mirza onu alacak. Bunlar için mi oyalıyorsun beni? Kuş beyni misin sen? Aklından neler geçiyor senin ha? Danışacağım dediği şeye bak. Hadi oyalama beni. Ali. Oğlum. Birazdan Cem arar. Buyurun şeyhim. Bebek bende. Siz istediğiniz yere gidin. Tebrik ederim. Gerçekten tuttuğunu koparan bir adammışsın Ali Bey. Sevdiğim kadını çekip aldın avuçlarından. Ama maalesef sırtını dayadığın arkadaşların senin kadar becerikli çıkmadı. Aşkınızın meyvesi hala ellerimde. Hadi bakalım. Bebeğiniz olmadan bir arada yaşayın da görelim. Birbirinizin gözlerine suçluluk duymadan bakın şimdi. Ben çekildim aranızdan, rahat olun. Lamia'yı almaya çalışmayacağım. Nasıl olsa kendi gelecek. Hem de tıpış tıpış. Ali, ne oldu? Cem mi? Bir sorun mu var yoksa? Ne oluyor Ali? Ali konuşsana, ne oldu? Nerede bebeğim? Ömer, Cem'le Mirza'yı yakaladığını söylüyor. Ah, abi. Onlara bir şey mi yapmış yoksa? Sakin ol. Bebeğim. Bebeğim onda. Demek kendinize bu kadar güveniyorsunuz ha? Elinizi kolunuzu sallayarak benim veliahtımı kaçıracağınızı düşünecek kadar. O senin değil. Ali Bey'imin oğlu. Ali'nin de sonunda onu alır senden. Kapayın çenenizi şuursuzlar. İkinizi de burada gebertmek var ama... Dua edin benim için Ali Bey'in karşısına süklüm püklüm çıktığınızı görmek daha eğlenceli. Ah, o halinizi izlemeyi nasıl isterdim. Ha, Ali Bey'in şu an Lamia karşısındaki durumu da görülmeye değerdir ama. Geri dönelim diye blöf yapıyor. O blöf yapmaz. Abimleri öldürdü mü ki Ali Bey? Yapar mı? Ya durun dedim. Şimdi öğreniriz iş nasıl. Oğlum. Durdurun şu arabayı. Durdurun şu arabayı. Kesin Ali Bey'ini arıyor. Aç bakalım, ne diyeceksin? Beyim, Mirza. Ömer bir şeyler söyledi telefonda. Doğru değildi bana.
Bebeği aldınız değil mi? Özür dilerim beyim. Olmadı. Biz yapamadık. Yeterince inandırıcı oldu mu? Bana böyle bakmaya cesaret edenlere bilin ki en uygun cezayı veririm. Dua edin de Ali Bey'inizi mat etmek hoşuma gidiyor. Yıkılın şimdi karşımdan. Benimle uğraşacaksa Ali Bey kendi gelsin. Sizin gibi beceriksizlerle beni oyalamaz. Kaybolun. Yürü. Cemre'yle de konuşabildin mi? Yaşıyor mu? Şimdikisine de dokunmaz. Onu tanıyorum ben. Ali, geri götür beni. Kızım, delirme. Nasıl delirme anne ya? Yavrum, o hayvan eline bırakamam. Oğlumun yanında olmak zorundayım. Seni geri götüremem. Bu saatten sonra olmaz. Unut Lami. Hiçbir şey umurumda değil. Arkamı dönüp gidemem ki. Oğlumuza götür beni Ali, yalvarırım. Ah. Ali, oğlumuza bir şey olursa yaşayamam ben. Bırak beni gideyim, ne olur. Öleceğimi bilsem de bebeğimi o şerefse bırakmam. Onu almanın başka bir yolunu bulacağım. Hadi eve gidiyoruz. Olmaz, bekleyemem. Onu tehlikeye atamayız. Lami, yalvarırım yardım et bana. Beni hata yapmaya zorluyor. Bir kere yaptım, 7 ayımıza mal oldu. Bu sefer kızgınlıkla, öfkeyle hareket edemem. Aynı oyuna gelirsem hepimiz mahvoluruz. Beni anladın mı? Bebeğim. Onu geri alacağız. Söz veriyorum. Hayatın sarp yollarıyla erken tanıştın oğlum. Mücadeleye erken atıldın. Ama hiç korkma. Ben hep yanında olacağım. Seninle asla ayrılmayacağız. Annen de çok yakında yanımızda olacak. Çok yakında, sıcak, küçük bir aile olacağız. Alo, Yücel, bu saatte rahatsız ettim. Ama seninle acil konuşmam gereken çok önemli bir mesele var. Ömer'le ilgili. Hemen babamlara gelebilir misin? Uzun şimdi, evde anlatırım. Sağ ol. Ben de 15 dakikaya kadar oradayım. Şükür. Nihayet gel, gelebildiniz. Gel. Hani babamlar? Ali, bebek nerede? Bebek yok. Ne? Cemler alamadı mı bebeği? Ne oluyor oğlum? Onlara bir şey mi oldu yoksa? Hayır. Gelirler birazdan. Yukarı çıkın siz. Hadi. Buyurun. Hadi. Buyurun, geçin şöyle. Gel. Sibel. Senin ne işin var hala burada? Levent'e bakıyorum. Bana hala ihtiyacı var. Bebeğimin durumu nasıl doktor? Gayet iyi durumda. Doktor Bey'in odası hazır mı? Hazır şeyhim. Emir buyurduğunuz gibi yan odayı hazırladık. Hemşire hanım bebekle birlikte kalacak. Kapıda biri beklesin, bir ihtiyacı olabilir. Baş üstüne. Bebeğimin burada iyi olacağından eminsiniz değil mi doktor? Aksilik falan istemiyorum. Her şey kontrol altında. İçiniz rahat olsun. O halde istirahat buyurun siz de artık. Sağ olun, iyi geceler. Size de.
Bebeğim size emanet Hemşire Hanım. Her ne lazım olursa kapıdaki görevliden isteyebilirsiniz. İyi geceler. İyi geceler efendim. Her şeyden önce bu olanlar beni çok üzdü Ali. Kafam karıştı. Polis bunca şeye seyirci mi kaldı yani? Orası ayrı hikaye Yücel. Şimdi sen bana hukuki olarak yapabileceklerimi anlat. Çocuğu alma şansımız var mı? Elbette. Öncelikle Lamia Hanım hemen bir boşanma davası açacak. Çocuk için babalık testi isteyeceğiz. DNA testi zaten çocuğun senin oğlun olduğunu kanıtlayacaktır. Ondan sonra da şeyh hiçbir hak iddia edemez. Paşa paşa da bebeği size vermek zorunda kalır. Bu dedikleri ne kadar sürer? Çok bekleyemeyiz. Hemen yarın davayı açıyorum. Mahkemeyi öne aldırmak için elimden geleni yapacağım. DNA testinin de ileri bir tarihe atılmamasını sağlarız. Peki, test oynayabilir mi? Mümkün değil. Bu tür yasal başvurularda büyük titizlikle yapılır tahliller. Sonuçlarla oynayamazlar. Yücel, kazanma şansımız ne? Vallahi anlattıklarınıza göre %100. İşimiz de kısa sürede biter. Eğer tabii yasal sürece sadık kalırlarsa. Ama kalmayacağını biliyoruz o şerefsizin. DNA testini ayarlayın o halde. Üzgünüm ama bunu yapamayız. Ne demek yapamayız? Ben paranın yapamayacağı bir şey bilmiyorum. Bu çok hassas bir konu. Kimseyi kurumu ve kendisini riske atmaya ikna edemeyiz. Çünkü sahte rapor olduğu ortaya çıkarılırsa bu çok büyük problem demektir. Hem mahkeme hem de kurum açısından. Peki mahkemeyi ne kadar oyalayabilirsin? Elimden geleni yaparım ama... Ne aması? Bak Akif, bu konunun benim için önemini sana yeteri kadar anlatamadım galiba. Şöyle söyleyeyim, bu bebek benim için dünyalara bedel. Onu kaybedersem öfkemden bu kayba neden olanlar da nasiplerini alırlar. Şimdi anladın mı beni? Anladım Ömer Bey. Sadece benim anlatmaya çalıştığım... Mazeretlerinle ilgilenmiyorum. Git ve bana o mahkemeyi uzatmanın bir yolunu bul. Avukatım değil misin? Annem ne olur ağlama artık. Bak bu kadar üzüntüye sütün de kesilecek sonra. Sütümü veremedikten sonra bebeğime. Abla az kaldı dayan. Bak bizi nasıl çekip aldı Ali Bey. Sen demiyor muydun elini ayağını bağlı tutuyor şeyh diye. Nasıl kurtuldu oradan? Bebeği de alıp gelecektir sana. Tabii ya. Tabii kızım. Bizim kurtulmamız aylarımızı aldı. Ben aylarca nasıl ayrı kalayım oğlumdan? Kimse benim gibi bakamaz ona. Kimse. Sen bari beni anla anne. Yardım et. Gideyim oğluma. Ayşe'cim, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii abla. Benim güzel kızım. Anlamaz olur muyum hiç? Bir ananın yavrusundan ayrılması ne demektir bilirim. Ben bunun acısıyla yandım yıllarca kızım. Ne çektiğimi biliyorsun. Ama bak sen yine de şanslısın. Yalnız değilsin. Yanında senin için canını hiçe saymış bir adam var. Ben onun torunumu bize getireceğini biliyorum. Kaderle boş yere savaştım ben yıllarca. Öğrendiğim bir şey varsa o da değiştiremediğin zaman kadere boyun eğmek gerekti. Çünkü o yolunu bizim aklımızın eremeyeceği şekillerde çiziyor yavrum. Baksana. Bugün kazanın bütün tarafları bu evde toplanmış. Bunu kaderden başka neyle açıklayabilirsin? Benim kaderim hep sevdiklerimi kaybetmek mi anne? Hep yarım kalmak mı? Böyle düşünüp beni daha da kahretme ne olur. Ben eminim ki seni çok güzel günler bekliyor. Yeter ki kaderine güven. O ağlarını iyiliğine örecektir yavrum. Geldiğin için çok sağ ol Yücel. Bu saatte rahatsız ettik seni. Ne demek? Görevim. Ne oldu? Ne konuştunuz? Anlatırım hanım. Daha fazla tutmayalım Yücel Bey'i. Yarın çok işi var. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Güle güle. Sağ ol. Hadi ben seni yolcu edeyim.
Sizden haber bekliyorum Yücel Bey. Yalnız şu vekaletname işini unutmayın. Tamam. Yarın ilk onu halledeceğim. Çocuğu alacağız. Hiç endişelenmeyin. Hadi görüşürüz. Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ali Bey! Beyim, bizim diyecek sözümüz yok. Çok özür dileriz Ali. Tam aldık bebeği, birden Ömer... Tamam, tamam. Geçin hadi. Abicim. Bacım, iyisin ya. İyiyim, babacığım. Canım. Aferin vallahi size. Tebrik ederiz. Allah'tan canınızı kurtarmayı başarabildiniz. Levent, ne biçim konuşmak o? Ne diyeyim ya baba? İki kişi minicik bir bebeği kaçırmayı başaramaz mı hiç? Levent, hadi sen odana çık da biraz istirahat et istersen. Bugün yeterince yoruldum. Ayşe, yardımcı olur musun Levent'e? Tabii. İstemez. Ben kendim giderim. Cem, bu gecelik bir şey kalmadı nasıl olsa. Siz gidin. Mine de Elif de yeterince perişan oldular. Yazık. Hadi babacığım. Sen de yorulmuşsundur iyice. Kızım. Çocuk haklı kızım. Sizin de dinlenmeye ihtiyacınız var. Hadi. Hadi oğlum. Mineler de yoruldu. Siz eve gidin. Görüşürüz yenge. İyi geceler. İyi geceler amca. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler. Güle güle. Ali ne olur götür beni. Bak Levent'in haline. Ömer benim yüzümden herkesin canını yakıyor. Normal değil o. Bebeğime de zarar vermesini göze alamam. Ne olur önce dinlen. Oğlum olmadan dinlenmek falan istemiyorum. Bana hiç mi güvenmiyorsun? Aşkım sana güvenim sonsuz. Ama içim acıyor. Anla beni. Oğlumun bana ihtiyacı var. Onu o canavardan korumak zorundayım. Lamia, o benim de oğlum. Hem Ömer'in derdi çocuk falan değil. Sensin. Biliyorsun. Seni geri alma umudu oldukça oğlumuza en iyi şekilde bakar. Ondan bebeğimizi almamızda çok sürmeyecek zaten. Senden sadece birazcık zaman istiyorum. Birazcık zaman. Peki. Hadi uyu canım. Seni de dışladın değil mi? Sana diyorum bana gidelim diye. Orada çok daha hızlı iyileşirsin inan. Of. Burada böyle sığındık gibi sıkışıp kaldık. Sana kal diye ısrar edemem Sibel. Belki de en iyisi gitmen. Ben birlikte gitmekten bahsediyorum. Sen de mi beni kovuyorsun yoksa? Olur mu hiç hayatım? Ama olanları görüyorsun. Evet ama bizim görüp görmememizle ilgilenen yok. Yokluğumuzla daha yardımcı oluruz onlara. Öyle biliyorum. Ama ortalık bu kadar karışıkken çekip kapıyı gidemem. Levent umurlarında bile olmadığımızı biliyorsun. Ama gidemiyorsun. Sibel lütfen. Bizi bağırlarına basmalarını nasıl bekleriz? Onları yaşattıklarımızdan sonra az bile yapıyorlar. Dinle beni ve sen git. Sinirlerin dayanmayacak yoksa. Olmaz. Sensiz gitmem. Seni burada tek başına bırakmam. Ona neler yaşattın böyle? Bunları yaşatan sen değilsin. Sen sağlam dur, kendini bırakma yeter. Bak aşağıda kaç insan var. Hepimiz senin yüreğinin gücüne bel bağladık Ali. Pes etmek yok. Biliyorum.
Uyu. Ali Bey, ablama sizin hücredeki halinizi göstermiş odamız. Ya benimle evlenirsin ya da onu öldürürüm demiş. Sizin ölmenizdense kendi ölümünü kabul etti. Kefen niyetine giydi o gelinliği. Yoksa dünyada evlenmezdi, biliyorsunuz. Yorma sen kafanı. Ben hepsinin farkındayım. Hadi sen de dinlen artık biraz. Senin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Değil mi? Biraz daha dinlenseydin. Yatamıyorum ki. İçim bir yere sığmıyor. İlaçlarını verdiler mi? Verdiler. Gerçi gerek yok ama. Olur mu gerek yok? İhmal etmeyeceksin onları. Benimle ağrına başka bir şey duyacak halim mi var Ali? Aklım fikrim sadece oğlumda. Lamia. Sadece şundan emin ol ki ne pahasına olursa olsun bunu yanına bırakmayacağım o kansızın. Göreceksin. En kısa zamanda bebeğimize kavuşacağız. Neye mal olursa olsun. Ama bu arada senin güçlü olmana ihtiyacım var. Benim yanımda ol. Bana güvendiğini bilmeye ihtiyacım var. Sana güvenmeseydim hayatta kalabilir miydim sanıyorsun? Sensiz kaldığım aylar boyunca bana yaşam umudu veren, çocuğumuzu dünyaya getirme gücü veren tek şey senin yaşadığını hissetmemdi. Aramızda böyle bir bağ varken bundan sonra kimse beni seninle ilgili olumsuz bir şeye inandıramaz. Karabasan gibi geldi çöktü evimizin üzerine. Türkan, ne söyleniyorsun kendi kendine? Lamia'ya söyleniyorum. Taktın kadına iyice. Nasıl takmayayım? Onun adı anılmaya başladığından beri şu yaşadıklarımıza bak. Bize sürekli bela getiriyor bu kadın. İstemiyorum onu evimde görmek. Ya Türkan, o senin torununun annesi. Kendini ona karşı bilip durmaktan vazgeç. Onun yüzünden Levent yürüyemiyor. Ali'nin başına gelmeyen kalmadı. Çocuğumu neredeyse Azrail'in elinden aldık. Ne yapayım? Bağrıma mı basayım? Şşş, yavaş ol hanım. Sakın ha. Sakın Ali'nin yanında böyle şeyler demeye kalkma. Bozuşuruz. Zaten çocuğun canı burnunda. En azından bırak kendi kendime söyleneyim bari Hikmet. Çatlayacağım yoksa. Baba. Ben çıkıyorum. Nereye? Bir işim var. Nereye oğlum? Yüreğimizi hoplattın iyice. Lamia'ya emanet. Tabii. Hoşça kal. Beni habersiz bırakma, tamam. Gel otur şöyle Lamia. Dün telaştan konuşamadık. Evet. Ağrın var galiba. Biraz. Önemli değil. Seni merak ediyordum doğrusu. Adını da yaptıklarını da çok duyduk. Sizin için ne ifade eder bilmiyorum. Ama olanlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Oğlum bak, tek başına halletmeye çalışma yine. Böyle eli kolu bağlı seyirci durumuna düşürdün beni. Üzülüyorum iyice. Yani yok mu yapabileceğim bir şey? Çok mu yaşlı gördün beni? O nasıl söz baba? Ben emniyete gidiyorum. Duruma bakacağım. Sizlik bir şey olursa haber veririm. Söz mü? Merak etme. Hadi bakalım. Dikkat et kendine. Delilik etme sakın. Annem biraz gergin görünüyor. Sen göz kulak ol da tatsızlık çıkmasın. Hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Zaten niyetim seni suçlamak değil. Bu olanları kasıtlı yapmadığın da malum. Ama gene de takdir edersin ki herhalde başımıza gelenler... Ne konuşuyordunuz hanım? Hiç. Biraz dinlenebildin inşallah. Ancak çocuğumu bağrıma bastığımda biraz dinlenebileceğim.
Hadi Elifciğim. Hazırsan seni okula bırakayım. Benim dersim yok bugün baba. Yok mu? Neden? Proje verdi öğretmen. Araştırma yapmam gerekiyor. Sen git. İyi öyleyse. Ben gidiyorum. Bari şirketle ilgileneyim de bir işe yarayayım. Aa Cem. Üzme artık kendini. Canını tehlikeye attın. Sen daha ne yapacaksın? Bebeği almanın nasılsa bir yolunu bulacaksınız. Neyse hadi görüşürüz. Güle güle babacığım. Güle güle. Baban gittiğine göre bana asıl mazeretini söyleyebilirsin Elifciğim. Ne mazereti? Babama söylediğim doğruydu anne. Elif, hadi kızım uğraştırma beni. Zaten canım yeteri kadar sıkkın. İyi ya anne, sıkıştırma beni o zaman. Duyacakların canını daha da sıkabilir. Ne oldu dedim? Of. Ben bir akılsızlık ettim. Ama sen de bir arkadaşıma anlattın babama olanları. Ne? O da yememiş, içmemiş, bütün okulu anlatmış. E'si, şimdi okulda hiç kimse benimle görüşmek istemiyor. Herkes benden kaçmaya çalışıyor. Gidip hiçbirinin o salaklığını çekemem şimdi. Üniversiteli olacaklar bir de. Risk olmadığını bilmiyorlar mı? Bu hastalığın nasıl yayıldığından haberleri yok mu? İyi de onları suçlayamazsın ki anne. Sen bile ilk öğrendiğinde nasıl tepki vermiştin hatırlasana. Beni koruman gerektiğini düşünmüştün. İnsanlar bu konuda bilinçsiz. Çok tehlikeli bir işe kalkmışsın Ali. İyi arkadaşlarını serbest bırakmış. Başka çarem yoktu. Keşke bize haber verseydin. Buna siz dahil olamazdınız. Ama ben uzun uzun düşündüm. Birlikte uygulayabileceğimiz iyi bir planım var. Nedir? Geri çekilmiş, korkmuş gibi yapacağım. Artık onunla uğraşacak gücümün kalmadığını, bu işi mahkemeye taşıyacağımı, bebeğimi yargı yoluyla alacağımı söyleyeceğim. Ama? Amacım onu konuşturmak ve içeri tıktırmak. Dinleme cihazı istiyorum sizden. Konuşmuyor seninle, biliyorsun. Ama ya onda olursa dinleme cihazı? Hiç anlamadan onun üzerine takabileceğim bir şey istiyorum sizden. İyi ama biz el çektirildik işten. Bunu yapamayız. Ya kimsenin bilmesi gerekmiyor. O kadar gücünüz var herhalde. Bakın, bu defa açık verecek. Onu kıstırırsanız alacağınız payı anlatmama gerek yok değil mi? Olay ortaya çıktıktan sonra kimse el çektirildiğinizi falan umursamayacak. Hadi bu kadar şeyi göze aldınız. Son bir yardım istiyorum sizden. Sen de hırpalama artık kendini kızım. Sadece asabınızı bozmaya çalışıyor şey. Oyunla gelme sen onun. Ali'ye güveniyorum Hikmet Bey. Başka da güvenebileceğim kimsem yok zaten. Belli. Yoksa başka türlü neden bu kadar dert açasın değil mi? Türkan. Herkesin siniri gergin kızım malum. Sen kusura bakma. Haklısınız Türkan Hanım. Yeterince dert açtım başınıza. Ama inanın isteyerek yapmadım. Abla, 2 dakika gelir misin benimle? Önemli. Yardım edeyim mi kalkmana? Kalktım, sağ ol Ayşe. Gel abla. Gel. Ne? Annem uyanmadı mı daha? Hayır. Uyandırayım mı? Yok. Günlerdir doğru düzgün uyumadı. Dinlensin iyice. Sen beni neden çağırdın? Abla seni odadan kurtarayım dedim. Kadının hali tavrı sinirime dokundu iyice. Ne alıp veremediği var ki seninle? Haklı. Kadıncağızın 2 oğlunun da başına benim yüzümden gelenlere baksana. Sanki senin suçun. Onun içindeki yangını anlayabiliyorum ben Ayşe. Daha minicik bebeğime bu kadar yanarken. İnsanın evladı böyle acı çekerken gözü başka bir şey görmüyor. Sizden bir ricam daha olacak. Ben şeyhi oyalarken birilerinin gidip bebeğimi almasını istiyorum. Bunu ayarlamayı çok isteriz ama yapamayız Ali. Arama izni olmadan eve giremeyiz. Şu anda da öyle bir izin çıkaramayız.
O zaman da büyük açık vermiş oluruz ki bu da İhsan'ın ekmeğine yağ sürer. Zaten bizden kurtulmanın yollarını arıyor. Anladım. Tamam. Ben bildiğim gibi halledebilirim o zaman, değil mi? En azından biz karışmayız. Peki. Buyur bey. Yardımına ihtiyacım var Mirza. Sorma bile beyim. Emrin başımın üstüne. Ne dersen yaparım. Hele hatamı telafi edeyim de ne olursa olsun. Dinle o zaman. Ben birazdan şeyhi arayacağım. Onu buluşmaya çağıracağım. Sen de bu arada bir yolunu bulup evine gireceksin. Ve bebeği alacağım. Anladım. Tehlikeli biliyorum ama... Sen orasını hiç merak etme beyim. Gerisini ben hallederim. Dikkatli ol Mirza. Aklın bende kalmasın beyim. Sen saate haber ver yeter. Tamam. Ararım seni birazdan. Alo Cem Bey. Ben şimdi Ali Bey'imle görüştüm. Bebeği kurtarmak için bir şans daha çıktı bize. Bu saat oldu, ses çıkmadı. Bu adam ne planlıyor dersin? Kim bilir şu anda aklından neler geçiyor Ali Bey. Bu kadar zamandır aramadığına göre bu defa temkinlisin demek. Bir şeyler kuruyorsun belli. Ya da kim bilir? Bu sefer gerçekten korktun benden. Boşuna dememişler. İtean çomağını hazırla diye. Arıyor Peyruze. Ben de seni merak etmiştim Ali Bey. Seninle buluşup konuşacağız. Sadece ikimiz. Yine mi? Cesaretinize hayranım. Bu defa tenha bir yerde değil ama. Yeri sen seç. Üsküdar'daki alışveriş merkezi. Bu ikimiz için de en güvenlisi. Bana göre hava hoş. Az kaldı kamerim. Anneni yakında getireceğim sana. Merhaba Ali Bey. Haklıymışsın. Burası ikimiz için de daha güvenli. Ben bu karşılıklı gelmelerden ziyadesiyle sıkıldım. Bu son bir araya gelişimiz olsun artık. Konuşacağımız bir şey de kalmadı zaten. Ben diyeceğimi dedim. Lamia'yı sana göndereceğimi ya da çocuğumu sana bırakacağımı zannetmiyorsun değil mi? Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. Benim karımdan bahsettiğini unutma. Seni şuracıkta gebertmek var ama yine her tarafa köpeklerini yerleştirmişsin. Senin cesaretin bu kadar işte. Cahiller cesur olur Ali Bey. Akıllı adam cesur olmakla tedbirli olmak arasındaki farkı bilir. Şimdi çekinmeyin bakalım. Aklınızdan geçenleri söyleyin. Sana artık bulaşmayacağım Ömer. Çünkü seninle ne mertlikten ne savaşmaktan aynı şeyleri anlamıyoruz. Anlasaydık emin ol çoktan işim bitmişti. Bundan sonra seninle kanun önünde hesaplaşacağız. Mahkemede boşanma ve babalık davasını açtık bile. Çok yakında oğlumu bana vermek zorunda kalacaksın. Çocuğu benden almayı unut Ali. Bunu sana asla vermem. O benim. Göreceğiz. Buyurun arkadaşlar. Kablo TV'den geliyoruz. Arıza bildirilmiş.
Yanlışlık var herhalde. Bizim bilgimiz yok. Nasıl olur? Adres burası. Evet ama burada arıza falan yok beyefendi. Pardon o zaman. Hadi Ali. Evet buyurun. Biz buraya şey için gelmiştik. Bunlar sizin iyi zamanlarınız Ali Bey. Mutlu anlarınız. Birbirinize sahip oldunuz. Ama eksiksiniz. Ki bu eksiklik içinizi kemiriyor. Zamanla birbirinizin gözlerine doğrudan bakamaz olacaksınız. Ardından birbirinizi suçlamalarınız gelecek. Bu arada ben bekliyor olacağım. Neden sık sık çöle giderim? Neden orada kalmayı severim bilir misin? Çünkü çöl bana sabretmeyi öğretti. Hiç ummadığım bir anda her şeyi nasıl değiştirebileceğini gösterdi. O yüzden ben beklemeyi iyi bilirim. Çöle aslında niye gittiğini biliyorum ben seni. Organizasyon planını sakin kafayla yapmak için. İşin tüm kirli taraflarıyla en göze batmayacak yerde buluşmak için. Az daha yakalanacaktın ama Abdülmecit sayesinde yırttı. Minnetini nasıl gösterdin peki? Onları öldürerek. Bütün suçlarından sıyrıldığın gibi bu işten de kolayca paçayı sıyıracaksın, öyle mi? Üstünde mikrofon var yine değil mi? Beni hafife alıyorsun Ali. Saçma sapan suçlara sahip onları kabul etmemi bekliyorum. Neden bahsettiğini bile anlayamadım. Şeylere inanıp duruyorsun. Çünkü sen şizofrensin. Bu yüzden Lamia'yı da ölen sevgilin Peyruz'e zannediyorsun. Evet. Bütün hikayeyi biliyorum. Ama o Lamia benim sevgilim. Peki sen Yiğit'in benim bebeğim olduğunu bile bile bunu kendine nasıl yedireceksin? Onun adı Yiğit değil, Kamer. Ve o benim oğlum. Bunu o kalın kafana sok. Kalın kafalı olan sensin. Ama ben senin hakkından gelmeyi bilirim. Benim seninle işim bitti Ali. Aklın varsa benden uzak dur. Ama benim seninle işim yeni başlıyor. Senden bulamadım. Yok.
Bütün odalara baktım. Nereye sakladı bebeği? Hadi çıkalım bir an önce buradan. Alo İhsan. Ne oldu yine Ömer? Seninkiler hala peşimde. Ali kuvvetle muhtemel mikrofonla geldi. Akılları sıra beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bir şey demedin ya. Saçmalama. Panikleme hemen. Bir şey tutturacaklarından değil de iplerini biraz sık diye aradım. Malum işi berbat edebilirler yoksa. Tamam halledeceğim. Dikkatli ol artık Ömer. Son anda bir iş çıkar mı başımıza? Yorma beni İhsan. Sen işine bak. Uyandınız demek. Çoktan uyandım da aşağı inmedim. Kahvaltı hazırlasınlar mı size? Teşekkür ederim ama Ayşe hazırlamış. Getirdi sağ olsun. Bahçeye çıkıyorum ben de. Buyurun karşılıklı bir kahve içelim, dertleşiriz. Olur. İsterseniz siz çıkın, ben de kızlara haber vereyim. Kahveyi de onlar yapar. Tamam. Bak, sakın söylediklerimizi unutma Serdar. Bu sadece burada kalacak. Burası dışında bu konuda sesli bile düşünmek yok. İhsan'ın adamlarının kimler olduğunu bilemeyiz. Hiç merak etmeyin. Ne dersin şef? Tutturduk mu bu kez? Galiba canım. Ne oldu? Ses var mı? İhsan'la konuştu. Malum iş lafı filan etti. Yakında bir şey çevirecekler galiba. Ensesindeyiz bu defa. Yakalanmalarına ramak kaldı. Ama benim o kadar vaktim yok. Ali anlattı biraz. Zor zamanlar geçirmişsiniz. Hala da zor maalesef. Levent Bey'e olanlar için Lamia'nın da benim de üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez Türkan Hanım. Siz de anasınız. Yaşadığım ıstırabı en iyi siz anlarsınız. Lamia belki anlatmıştır. Ali çok zor günler geçirdi geçmişte. Torunumun ardından tekrar hayata döndürmemiz yıllarımızı aldı. Bu işlere de öyle verdi kendini. Uzaklaşmak istedi. Böylece geçmişinden kaçmak istedi. Anlattı Lamia biraz. Torununuz için de inanın çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Amin. Daha trajiğine biliyor musunuz? Biz onu yaşadıklarını unutsun diye Halep'e göndermiştik. Ama yaşadıklarından daha beteri hepimizin korkulu rüyası oldu. Buyurun. Canım kızım, otur. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler Ayşe'ciğim. Afiyet olsun. Biz de Ali'nin başına gelenleri konuşuyorduk Nesrin Hanım'la. Üzerinize alınmayın ama yavrum ne kadersiz, ne kısmetsizmiş diye düşünüyorum bazen. Mutlu olmak bir türlü nasip olmadı. Bu gidişle de şeyh yüzünden ona huzur haram olacak. Bu beni çok üzüyor, çok düşündürüyor. Ama yeter artık sizinle laf çarpıttığınız canım. Ali Bey'im acı çekerken bu insanlar sefahat içinde mi sanki? Yıllardır annesinden ayrı hapis hayatı yaşadı. Annesini öldü sanıp aylarca acı çekti. Ayşe. Kızım. Dur abla ne olur. Bir hapislikten bir hapisliğe düştü. Şimdi de şu haline bakın. Ne gebeliğini bildi ne lohusalığını. El kadar yavrusundan ayrı kaldı. Ayşe tamam. Yalan mı? Vicdan lazım. İnsaf lazım biraz. Olanlardan bu insanlar sorumlu değil. Canım ben sorumlu mu dedim? Ya ne deyip duruyorsunuz? Kaderin kurban ettiği yalnızca Ali Bey değil. Daha da üstüne gitmeyin bu insanların. Yazıktır, günahtır. Allah'tan korkun. Yeter Ayşe, sus artık. Acınızı anlıyorum Türkan Hanım. Ama şimdi birlik beraberlik zamanı. Hepimiz için taşıyabileceğimizden ağır, acılarla dolu günler geçiriyoruz. Bir de birbirimize düşersek hiç altından kalkamayız bu yaşadıklarımızın.
Aptallar. Demek bana hazırladığın tuzak buydu Ali Bey. Beni boşa çağırmadığın belliydi. Ah, beni de kendin gibi salak zannetmekten vazgeçsen. Güzel. Tamam, devam et. Levent'cim hadi. Hadi bir daha deneyelim. Yürüyemiyorum işte Sibel. Zorlama. Hayatım. Kaç gündür tedavini bıraktın da ondan güçlük çekiyorsun. Niye inat ediyorsun anlamıyorum. Hadi kalk. Kalk, doktorla konuşmaya gidelim. Ben bir yere gitmiyorum. Daha fazla olmayacak işte, belli. Hayır. Bak, bu hastalığınla ilgili bir şey değil. Sen kendini cezalandırıyorsun. Bu yüzden yürümen geriledi. Levent. Hayatım, kendine bunu yapma. Tamam Sibel. Konuşmak istemiyorum bundan sonra. Ama... Sibel. Ne olur beni rahat bırak. Hadi git artık. Git sen de. İstemiyorum daha fazla benimle uğraşmanı. Peki. Şimdi gidiyorum. Ama sadece birkaç saatlik işlerim var onları halletmek için. Benden kurtulduğunu zannetme. Ne oldu Ali? Bir gelişme vardır umarım. Ali, bak böyle davranma. Buraya gelmek zorundayım. Ve sen böyle yaparak benim... Bak Sibel. Levent'e iyi geldin muhakkak. Zaten bu eve girebiliyorsan sadece Levent bu kadar kötüyken ona destek olduğun içindir. Bunun dışında burada olman, benim hoşuma gitmediği gibi sizi gördüğüm her an içimdeki öfkeyi tekrar tekrar her seferinde yutmak zorunda kalıyorum. Ne öfkesi? Beni hiç sevdin mi ki sen? Her şeye rağmen ben elimden geldiğince sana destek olmaya çalışıyorum ama sen... Ne desteği ha? Ne desteği? Aklını mı yitirdin sen? Yaptığından utanmıyorsun, bir de destek lafları mı ediyorsun? Ne biçim bir mahluksun sen? Levent böyle olmasaydı, benim yüzümden böyle olmasaydı... Yürü git, beni çileden çıkartma iyice. Bir türlü alnımız açık, sevinçle çıkamadık adamın karşısına. Çocuk yoktu orada Mirza. Yine başlama. İyi akşamlar. Abi gittik. Bütün evi aradık ama yoktu. Bebeği başka yere saklamış şerefsiz. Tamam Cem. Bu duruma sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Üzmeyin kendinizi. Lamia nerede? Beyim, biz ona bir şey diyemedik. İyi yapmışsınız. Ben anlatırım olanları. Beyim affet. Ben yine bir işi beceremedim. Sizlik bir şey yok ki Mirza. Oraya gitmeniz bile büyük fedakarlıktı. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz Ali Bey. Merhaba Ayşe. Lamia odasında mı? Odasında bekliyor. Ali, benlik bir şey yoksa ben eve gidiyorum. Şimdilik yok canım. Sağ ol yardımın için. Keşke bir işe yarasaydı. Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Güle güle. Bir haber var mı bebeğimden? Ben bugün Ömer'le görüşmeye gittim. Onu oyalarken Mirza ile Cem'i de Ömer'in evine gönderdim. Baskın yapıp içeri girmeye başarmışlar. Ama... Ama? Ama bebeği bulamamışlar. Niye? Ne yapmış ki ona? Sakin ol. Başka bir yere saklamıştır sadece. Ona bir şey yapar mı hiç? Gördün mü bak? Kim bilir nereye sakladı yavrumu? Bulamayacağız. Onu hiç bulamayacağız. Bulacağım. Korkma. Kızım, hemen panik yapma. Duramam daha fazla. Bebeğimi getir artık bana Ali, yalvarırım ne olur.
Tamam canım, tamam. Tamam güzelim. Sakin ol. Hadi uyu. Olur mu kız öyle şey? Sizden niye rahatsız olsunlar? Ama abi sen evde olsan da görsen. Bütün gün ablama neler diyor Türkan Hanım. Bir ara dayanamadım patladım. Ne yaptın? Ağzıma geleni söyledim. Lami ablam sustukça üzerine gitti kadın. Ne yapsaydım? Ya kızım bu insanların da acıları büyük. Ne yaptıklarını ne dediklerini bilecek halde değiller. Bak Lami ablan halden anlamış ki susmuş. Sen de duymazdan gel bir süre. Bak hele şu bebek bir bulunsun. O şeyh domuzunu içeri tıktırsın Ali Bey. Bak gör her şey nasıl yoluna girecek. İnşallah abim. İnşallah bir an önce biter bu kabus. O eve sadece Mirza ile gitmek akıl kârı iş mi Cem? Delirdiniz mi hepiniz birden? Ne yapacaktık ya? Ne halin varsa gör mü diyecektik Ali'ye? Hey Allah. Bari bebeği bulmuş olsaydınız. Keşke. O deli zarar vermez değil mi çocuğa? O çocuk ona lazım olduğu sürece vermez. Mümkün değil. Babacığım. Canım. Yarın kontrolün var unutmadın değil mi? Unutmadım kızım. Birlikte gidiyoruz ona göre. Senin yarın da mı okulun yok? Var ama bir günlük ekebilirim. Kızım hayırdır gitmez oldun sen artık okula? Son senende de arıza çıkarma ne olur. Çıkarmam babacığım. Zaten final zamanı geliyor. Evde çalışmam daha iyi. Hatta çalışıyordum. Gidip devam edeyim. Nesi var bunun hayatım? Sen bilirsin. Hiç. Yine var bir şey belli. Saklama benden. Hayatım. Elif. Okuldan bir arkadaşına senin rahatsızlığını söylemiş. O da diğerlerine. Onlar da kızımı dışlıyorlar öyle mi? Ne olur bir de buna takma kafanı. Okulun bitmesine ne kaldı ki zaten? Devamsızı da pek yoktu nasıl olsa. Sorun olmaz üzülme. Mahkeme ne zaman belli oldu mu peki? Yarın haber verecek Yücel. Benim pek umudum yok ama. Ömer kesin ayarlamıştır bir şey. Bu konuda yapabileceği bir ayarlama yok. Onu bilmiyor gibi konuşma Ali. Çocuğumuzu ancak zorla alabilirsek alırız onun elinden. Hayatım hani pes etmek yoktu. Benim güçlüğüm. Her koşulda ümidini koruyan aşkım nerede? O zaman seni bekleyen bendim. Ama şimdi bizi bekleyen bebeğimiz. O senin yanında olsaydı, ben Ömer'in elinde olsaydım yine bu kadar acı çekmezdim. Beklerdim. Hem de istediğiniz kadar. Çok beklemeyeceksin, söz veriyorum. Yakında kollarımızda olacak. Sonra bir bakmışız ki yaramazın peşinden koşturuyoruz. Tıpış tıpış geziyor ayağımızın altında. İlk baba diyecek ama yoksa bozuşuruz ha. Birlikte top oynayacağız oğlumla. Okula gitmeye başladığında artık sana bırakırım onu. Belli toplantıları falan. Annesini ister çocuklar böyle zamanlarda. Bunları görebilecek miyiz gerçekten? Elbette. Mezuniyetlerini bile göreceğiz. Boyumuzu geçti eşek sıpası diye takılacağız da. Olanları anlattı annem. Sen takma baba o salakları. Ben takmam elbette. Tabii eğer sen de takmazsın. Arkadaşların bilinçsiz olması normal. Bu hastalığı konuşmaya bile korkuyor insanlar. Başımıza gelmeseydi bizim için de bu böyleydi. Ama madem bu hastalıkla sonuna kadar savaşmaya karar verdik, güçlü durmalıyız.
Savaşımızı her cephede aynı cesaretle vermeliyiz ki başarı şansımız olsun. Bu odadan çıkmadan, evden çıkmadan olmaz kızım. Yolda yürürken senin kırıldığını, incincini görmek kadar beni üzecek başka hiçbir şey olamaz. Benim tek gücüm senin ve annenin desteği. Merak etme baba. Benim için de tek önemli şey sensin. Kimin ne dediği, ne düşündüğü umurumda bile değil bundan böyle. Giden gider. Zaten benim işim de zor günümde yanımda kalanlarla. Canım. Kapat artık konuyu İhsan. Sabahtan beri aynı yerde misin? Sen neleri riske ettiğinin farkında bile değilsin galiba Ömer. Öfkeni kontrol et dedikçe başına daha büyük belalar alıyorsun. Buraya seninle bunu tartışmaya gelmedim. Şu işi ne zaman ayarlıyoruz onu söyle. Silahları ne zaman getirtelim? Bu son parti olacak. Niye? Bu kadar güzel paraya sırtınızı mı döneceksiniz? Sırtını dönen sensin. En azından senin şu sorunun bitene kadar bizimkiler seninle çalışmak istemiyor. Bir açık verecek olsam biteriz hepimiz. Ben ne zaman açık vermişim ki? Küçük bir düşmanımla da bırakın bildiğim gibi bahsedeyim. Neyse, ortalık durulsun bakarız. Teslimatı 17 Haziran'da yapalım. Tamam. O zamana kadar bari rahat dur da son anda bir çuval inciri berbat etme. Kes artık İhsan. Canımı sıkıyorsun. Neyse ben gidiyorum. Konuşulacakları konuştuk zaten. Saati bildir bana. Görüşürüz. Görüşürüz. Budur şef. Bunların suyunu nihayet kaynattık canım. Geliyorum annem, ağlama. Ağlama anneciğim. Lamia. Oğlum. Bebeğim. Oğlum. Bebeğim. Canım. Sesini duyuyor musun sen de Ali? Burada o. Bebeğimiz burada. Tamam, geçti, geçti. Burada dedim, bak ağlıyor. Lamia, yalvarırım kendine gel. Nihayet gelebildi şu mahkeme günü. Ne olacak dersin Hikmet? Yücel anlattı ya hanım. Bir daha mı anlatayım? Ben o adamla karşılaşmalarını diyorum. Gene bir sorun çıkmasın. Mahkeme salonunda ne yapabilecek ki o soysuz? Cesareti varsa yapsın. Biz de gitseydik keşke. Ali istemiyor. Buyurun Nesrin Hanım. Merhaba. Beyim. Burada kalmak benim içime hiç sinmiyor. Bizim de Mirza. Ama Ali'nin bir bildiği var demek ki. Hani onlar nerede? Gelirler birazdan. Odada konuşuyorlar. Oturun çocuklar. Ömer elinden geldiğince bizi tahrik etmeye çalışacak. Canımızı yakmaya çalışacak. Ne olur onu duymazdan gelmeye çalış. İstediğini ona verme. Merak etme sen. O zevki ona dünyada vermem. Başaracağız. Bunun için her an dua ettim. Yardım ister misin? İdare ediyorum abi. Abi, ben de gelmek istiyorum.
Gerek yok Levent. Yorma hiç kendini. Ben aşağıdayım Ali. Tamam canım. Aramızdaki uçurum hiçbir zaman kapanmayacak. Sende açtığım yaranın tedavisi yok biliyorum. Bir daha asla beni kardeşin gibi görmeyeceksin. Haklısın da. Ama benim içinde yaşadığım cehennem ateşini anlamana ve bilmene imkan yok. Levent, bu konuda konuşmak istemediğimi söyledim sana. Benim söylemeye çalıştığım şu abi. Beni affetmeni beklemiyorum senden. Sadece yanında olmama izin ver. Bu zaten çok kısa sürecek bir duruşma Levent. DNA testi için gün belirleyecekler, o kadar. Babamları da götürmeyeceğim. Sen de evde kalıp dinlen. Beni de Kamer'i de çok üzdün Lamia. Bulaşma Ömer. Oğlundan haber almak istersin dedim. Yavrumuz seni çok özledi. Senin yokluğunu hissettirmemek için elimden geleni yapıyorum. Lakin... Lütfen sakin ol. Lamia. Defol git artık Allah'ın belası. Git hayatımızdan. Bana hak etmediğim gibi davrananlar hak ettiklerini bulurlar. Davacı Lamia Aptal Cihan. Davalı Ömer Aptal Cihan. Kendine çok güveniyor Ali. Kesin bir şeyler planlıyor. Bitmiş olsa gerek değil mi mahkeme? Niye aramadılar daha? Dur hanım, sabırsızlanma. O kadar da çabuk bitmez herhalde. Bu arada hazır yoklarken uyarayım yine seni. Lamia'nın üzerine gidip durma artık. Kızcağız da perişan oldu iyice. Ali anlarsa kıyameti koparır, bak ona göre hanım. Sinirlerim tükendi. Bitti Hikmet, ne yapayım? Ali'nin hayatını karartan o kazadaki iki melanet kadın da burnumun dibinde her an. Nasıl bir kader bu? Nasıl bir talih? Hala da oğluma acılar yaşatıyorlar. Hele o Lamia var ya Lamia... Lanetli, kesin lanetli. Yoksa kazadan 5 sene sonra neden çıktı ta Suriyelerde oğlumun karşısına? Bu kadar bela niye üst üste başımıza geliyor Hikmet? Sen bunu biliyor muydun? Neyi? Oğlumu kaybettiğim o kahrolası kazayı yaptıran kadının Lamia olduğunu. Biliyor muydun? Bana doğruyu söyle Levent. Hayatım, sakin ol önce. Biliyordun demek. Bunu bana neden söylemedin ha, neden? Seni üzmek istemedim. Bir de hayatımı tehlikeye attım. Seni tehlikeye attım. O uğursuz için mi ha? Bütün sevdiklerimi aldı benden. Nasıl söylemezsin bana? Nasıl? Karar. Taraflar dinlendi ve söz konusu iddianın doğruluğunun ispatlanması için DNA testi istemine karar verildi. Mahkeme test sonucunun değerlendirilmesi için 19 Haziran 2007 tarihine ertelenmiştir. Çok yazık Lamia. Yavrumuzun yanında olmak varken bu saçmalıklara bel bağlıyorsun. Ne bunu bu kadar rahat konuşturan Ali? Aklındaki ne? Kesin bir bildiği var. Merak etmeyin. Bildiği her neyse yapmaya vakti olmayacak. Hadi size arabayı götürün de şoför eve bıraksın. Sen? Benim emniyete gidip Yavuz'la Canan'la konuşmam lazım. Hadi. Hadi kızım.
Geliyorum. Buyurun. Merhaba, ben kızınızın okul arkadaşı Canberk'in annesiyim. Evet. Ben eşinizin rahatsızlığını duydum. Geçmiş olsun. Üzücü bir durum tabii ama takdir edersiniz ki bizim için de endişe verici bir durum. Nedir sizin için endişe verici olan? Sizce kızınızın okula gelmesi doğru mu? Çocuklarımızı da tehlikeye atmaya hakkınız yok. Bana bakın. Bu kadar endişeleniyordunuz, bu kadar duyarlıydınız madem, kapımıza dayanmadan önce doktorunuzla konuşmayı denediniz mi? Ya da zahmet edip bir şeyler okusaydınız, bu hastalığın selam vermekle, aynı ortamda olmakla kimseye bulaşmayacağını bilirdiniz. Dünyanın bin türlü hali var Mine Hanım. İnsan olmanın da öyle hanımefendi. Bu hastalık ne kızıma ne de çocuklarınıza zarar vermez. Asıl mikrop siz ve sizin gibilerin yetiştirdiği duyarsız, vicdansız, insanlıktan nasibini almamış çocukların bu tavırları. Şimdi defolun evimden. Anne, ne oldu? Bağırışma duydum sanki. Yok bir şey kızım. Sana öyle gelmiş. Kim geldi? Hiç. Postacı. Yanlış adres yazılmış. Sen iyi misin? Hı. İyiyim. Çocuğumu senin yüzünden mi kaybettim ben? Bir de utanmadan mağdur pozlarına yatıyorsun. Ne yaptın da Ali'yi buna inandırdın ha? Sen olmasaydın belki oğlum yaşıyor olacaktı hala. Bugün yaşadıkların Allah'ın adaleti. Sözlerinize dikkat edin. Arabayı Lamia kullanmıyordu. Oysa sizinkini siz kullanıyordunuz. Önümüze de aniden çıktınız. O kazada bizim kayıplarımızdan haberiniz bile yok. Bir de kızıma hesap sormaya kalkmayın. Suçlu benim öyle mi? Bu saatten sonra suçlu aramak ne vicdanını rahatlatır ne de kayıpları telafi eder. Bizim acımız bize yetiyor. Bir de sizinle uğraşmayalım. Gidin. Allah sizi kahretsin. Kahretsin. Dilerim siz de çocuğunuza kavuşamazsınız. Kızım. Dayanacak gücüm kalmadı anne. Yavrum. Kızım. Geçecek bunlar. Alo İhsan. Evet, her şey hazır. Bu gece 3'e kuralım saatleri diyorum. Gördün mü bak? Ben nasıl da her şeyi kusursuzca hallettim. Bundan sonra bir süre beni düşünmene gerek kalmayacak. Kamerayı da alıp yurt dışına çıkacağız biraz. Buraların tadı kalmadı. Görüşürüz. Bitti bu iş şef. İhsan'ın yüzünün alacağı hal beni şimdiden çok eğlendiriyor. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıldı mahkeme? Beklediğimiz gibiydi. Ama Ömer fazla rahattı. Bir kaçarı var belli. Siz ne durumdasınız? Sana iyi haberlerimiz var nihayet. Ne? Bu akşam iplerini çekiyoruz nihayet. Teslimat bu geceymiş. Hem de voleyi büyük vurmayı planlamışlar. İhsan nasıl oldu da indi tepenizden? İnmedi. Gagalamak için elinden geleni yapıyor. Ama benim elim artık daha sağlam olduğu için diş geçirmeye gücü yetmiyor. Biz İhsan'ın bağlantılarının büyük çoğunluğunu tespit ettik. Şefim de işi iç işlerine kadar götürdü. Ve sağlam bağlantılar kurdu. Ama henüz bunların hiçbirinden İhsan'ın haberi yok. Kendini rahat hissetmesi önemli. Anlayacağın karşılıklı üç maymunu oynayacağız. Ama bizim bildiklerimiz bu sefer İhsan'ın bildiklerinden daha fazla. Yanılmıyorsunuz değil mi? Bu da bir tuzak olmasın. İhsan operasyonu öğrendiğinizi anladıysa ya. Mümkün değil. Anlasa bu kadar rahat olmazdı. Rahat ol. Bu kez tüm delikleri tıkadık. Bir yere kaçamazlar. Ya bebeğim? Yakalayalım şu namussuzları hele. Onu da alacağız.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu defa bizi çok üzdün Ömer. Büyük sıkıntı yaşattın. Çok, çok fazla soru soruldu sayende. Çok fazla. Üzgünüm beyler. Başınızı ağrıtmak istemezdim. Ama nasıl olsa bu son. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Bu kadar iş yaptıktan sonra sonuçta birbirimizi incitmenin, üzmenin alemi yok değil mi? Hı hı. Buyurun, isterseniz açalım. Olduğunuz eller yerde yukarı. Kalın. Kimse kıpırdamasın. Elleri görelim. Neler oluyor burada? İhsan. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ahmaklar? Nasıl bir işi bozduğunuzdan haberiniz var mı sizin? Bu çok gizli bir görevdi. Hepinize göstereceğim gününüzü. Hepinize. Lütfen elleriniz havada kalsın. Başım büyük belada Yavuz. Bu gizli operasyonla ilgili detayları merkezde anlatırsınız efendim. Hata varsa ben bedelini ödemeye hazırım. Buyurun. Beyleri arabaya yerleştirin. Emredersiniz. Dedik sana Ömer. Yürü. Yaktın hepimizi. Geçin şöyle. Tanrıçası yapan şu aptal gönlüm değil mi? Gözlerin kurudu gönlüme tuzak, gözlerinde suçlu gönlümde bir gökyüzü. Masmavi deniz, sensiz kimsesiz, bir de ben sensiz ki. Biter bir gün, biter elbet, bitince ben olur muyum? İnsan her gün ölmüyor ki. Öleceksen senden olsun. Biter bir gün, biter elbet, bitince ben olur muyum? İnsan her gün ölmüyor ki. Öleceksen senden olsun. Bu gerçek mi? Bir türlü inanamıyorum. Bitti mi kabus? Bebeğim gelince bitecek. Yavuzlar hallediyor. Sorguda bebeğin yerini de öğrenecekler. Zaten başında doktor ve hemşireler de varmış sürekli. Başardın beyim. Dediğini fazlasıyla başardın. Durun durun. Ali, şunun sesini açar mısın? Bak haberi çıktı. Silah kaçakçılığı skandalının yankıları sürüyor. Dün gece yarısı yapılan operasyonda ele geçirilen silahların sayımı halen sürerken polisin uzun zamandır peşinde olduğu Suriye asıllı Şeyh Ömer Abdal Cihan ve operasyonda yakalananların sorguları devam ediyor. Ömer Bey, iddialar doğru mu efendim? Ömer kolay kolay çıkamaz değil mi oradan? Çıkar. Çıkar ama bizim ömrümüz yeter mi kendilerini görmeye bilmiyorum. Yakında Yiğit de kucağımızda olacak kızım işte bak. O iblisten kurtulduk ya. Gerisi kolay. Evet. Merhaba Ali Bey.
Ben Akif Korkmaz. Ömer Bey'in avukatıyım. Neden aradınız beni? Ömer Bey aramamı rica etti. Sizinle özel bir görüşme yapmak istiyor. Ne konuşacak benimle? Bilgim yok. Kendisi tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye sevk edilecek. Saat 2:30'da sizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Ömer'in avukatı. Yine ne istiyormuş senden? Büyük bir ihtimalle uzlaşmanın yolunu arayacak. Hapishaneye sevk edilecekmiş hakkında. Beter olsun. Oh, sefamız olsun. Bugünleri gördük ya, çok şükür. Ne diyecek dersin? Mecbur bebeğin yerini diyecek. Ne diyecek namussuz? Ne yapacak? Başka kaçarı mı kaldı? Ne zaman gideceksin Ali? 2:30'da bekliyormuş. Oğlum nerede? Düşündüğümden bir parça daha akıllı çıktım. Böylesi benim için daha iyi. İnsanın 1000 tane aptal dostu olacağına bir tane akıllı düşman olsun diyeyim. Biliyor musun, seninle en çok bu oyunlarımızı özleyeceğim Ali Bey. Haklısın. Bundan sonra bunun için burada bol bol vaktin olacak. Ama burada fazla kalmayı düşünmüyorum. Yardımına koşacak dostların da senden besbeterler ama. O yüzden seni çağırdım mı? Uzatma da söyle. Dilinin altında ne var senin? Kamer'i merak etmiyor musun? Kamer, benim oğlum. Beni öfkelendirmek için yanlış yerdesin Ömer. Şimdi bana Yiğit'in yerini söyleyeceksin. Ona ulaşmanın tek bir yolu var Ali Bey. Şart koşacak durumda değilsin. Bütün evlerini, iş yerlerini aratabilirim. Bu aylar ne alır? Hem benim kimsenin bilmediği çok yerim var. Ne istiyorsun? Küçük bir yardım. Karşılığında bebeğini alacaksın. Ne yardım? Beni buradan kaçıracaksın. Hapishane sana iyi gelmemiş. Sağlıklı düşünemez olmuşsun Ömer. Anlıyorum. Sen diyorsun ki nasılsa elin kolun bağlı. Benim çocuğu bulmak için sonsuz vaktim var. Ama yanılıyorsun. Ne demek o? Fazla seçeneğin yok. Bana yardım et. Bu lanet delikten çıkar. Ben de sana bebeği vereyim. Bir daha benim yüzümü görme. Yoksa telaffuzuna dilim varmıyor ama Kamer'in hayatı bir telefonumla son bulur. Seni sevdim.